Herkese merhaba, Takı Tasarımları kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomda sizlere bu oldukça şık ve zarif olan kolye modelinin nasıl yapıldığını anlatmaya çalıştım. Kolyemiz bakın bu şekilde. Videoyu izlemeye başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım yapılışı anlaşılır olmuştur. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bu model için gerekli malzemelerimiz iki farklı renkte 0-11 numara kum boncukları, 3 milim yuvarlak kristal boncuk. Bir tane papağan klips, takı halkaları, uzatma zinciri. Uzatma zincirin ucuna ben bu kez böyle çiçek şeklinde takı aparatı kullanacağım. Siz daha farklı şekilde takı aparatı da kullanabilirsiniz veya sadece uzatma zincirini de kullanabilirsiniz. Takı ipi ve boncuk iğnesi. İlk başta 3 tane gri boncuk alıyoruz. Boncukla bitiyoruz. Burada çok az bir şey bırakıyoruz. Daha sonrasında bu ipi boncukların arasına yürütüp keseceğiz. Aynı boncuklardan. Tekrar geçiş yapıyoruz. Ve burada ikinci boncukta çıkış yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Kolyeyi bu şekilde düzeltip çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. Ve şimdi buraya geldiğimizde çiçekleri yapmaya başlıyoruz. Yani yine sıradaki gri boncukta geçiş yapıyoruz. Bir kristal boncuk alıyoruz. Bir bakın buradaki uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bu boncuktan sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve bakın buradaki boncukta geçiş yapıyoruz. Kristal boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir kristal, bir sarı, bir kristal boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki kristal boncuktan
Geçiş yapıyoruz. Üç kristal boncuk alıyoruz. Ve çiçeğin diğer tarafındaki kristal boncukta. Geçiş yapıyoruz. Sıradaki kristal boncuktan ve onun yanındaki kum boncuğundan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve böylece ilk çiçeği tamamlamış olduk. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve şimdi burada çiçek yapacağız. O yüzden de ne yapıyoruz? Bakın. İç taraftaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir kristal boncuk alıyoruz. Burada uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bakın bu boncukta. Ve onun yanındaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki bu aradaki kum boncuğundan geçiş yapıyoruz. Kristal boncuktan çıkış yapıyoruz. Bir kristal, bir sarı, bir kristal boncuk alıyoruz. Kristal boncuktan çıkış yapmış olduğumuz kristal boncuktan geçiş yapıyoruz.
Sıradaki kristal boncuklar. Geçiş yapıyoruz. Üç kristal boncuk alıyoruz. Çiçeğin diğer tarafındaki kristal boncuktan geçiş yapıyoruz. Sıradaki kristal ve onun yanındaki bakın bu kum boncuğundan geçiş yapıyoruz. Sıradaki kum boncuğundan geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduk boncukla beraber onun yanındaki boncukla geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncukla geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncukta geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncukta geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. Sıradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Ve şimdi burada çiçeği yapmaya başlıyoruz. Yani buradaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Bir kristal boncuk alıyoruz. Bu uçtaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. Buradaki boncukta geçiş yapıyoruz. Kristal boncukta geçiş yapıyoruz. Bir kristal, bir sarı, bir kristal boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz kristal boncukta geçiş yapıyoruz. Sıradaki kristal boncuktan geçiş yapıyoruz. Üç kristal boncuk
alıyoruz. Çiçeğin diğer tarafındaki kristal boncukla geçiş yapıyoruz. Sıradaki kristal boncuktan ve onun yanındaki bakın, kum boncuğuna geçiş yapıyoruz. Sıradaki kum boncuğuna çıkış yapıyoruz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Model bu şekilde ilerliyor. Şaşıracak olursanız eğer videoyu geri alıp tekrar izleyebilirsiniz. Kolye istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben kolyemi tamamladım. Yani kolyenin uç tarafına çiçek yapacağım sadece. Dilerseniz siz hepsine yapabilirsiniz. Ben 25 tane çiçek yaptım. Bu kadar uzunluk benim için yeterliydi. Ve şimdi buraya geldiğimizde kolyenin kordonunu yapmaya başlıyoruz. 2 boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncuktan geçiş yapıyoruz. Son 3 boncuktan tekrar geçiş yapıyoruz burada arkadaşlar. Ve şimdi buradaki yani sıradaki yapacağımız boncuklardan 2 defa geçiş yapmamak için buradaki boncuğun bu tarafından değil de diğer tarafından çıkış yapmamız gerekiyor. Yani kordonu daha rahat yapabilmek için. O yüzden de burada boncukların arasındaki ipe bir tane düğüm atıyoruz. Ve boncukla geri çıkış yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Kolyeyi çevirip çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukta geçiş yapıyoruz.
Kolyenin kordon kısmına bu şekilde yapılıyor. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi ben kolyenin tek tarafını, kordonu tamamladım. Ben buraya bakın 23 tane boncuk yaptım. Yani burayı, hani buraya 23 tane boncuk yaptım ya, bu tarafa da 23 tane boncuk yaptım. Yani iki tarafın boncuk sayısı da aynı olmuş. Aynı olsun. Ve şimdi buraya geldiğimizde klips yuvası yapacağız. 5 tane boncuk alıyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncuktan geçiş yapıyoruz. Daha sağlam olması için aynı boncuklardan tekrar geçiş yapıyoruz. Ve böylece klips yuvasını tamamlamış olduk. Sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Yine sıradaki boncuklardan geçiş yapıyoruz. Şimdi ipi biraz boncukların arasında yürütüp kesiyoruz. Kalan ipi de boncukların arasında yürütüp kestikten sonra kolyenin tek tarafını, kordonu tamamlamış oluyoruz. Daha sonra aynı buraya yaptığımız gibi aynı şekilde ve aynı sayıda kolyenin diğer tarafına da kordon yapıyoruz. Burada kordonu yapmaya da bakın buradan başlıyoruz. Buradaki boncuktan bu şekilde çıkış yapmamız gerekiyor. Yani iki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukla geçiş yapıyoruz. İki boncuk alıyoruz. Boncukları itiyoruz. Çıkış yapmış olduğumuz boncukla beraber onun yanındaki boncukla geçiş yapıyoruz. Bakın. Bu şekilde gelecek. Ve bu tarafın kordonunu da tamamlıyoruz. Her iki tarafın kordonunu da tamamladıktan sonra şimdi kolyenin klipslerini takıyoruz. Yani halkayı açıyoruz. Bu şekilde kolyeyi takıyoruz. Uzatma zincirini de takıyoruz. Ve halkayı kapatıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafın klipsini de takıyoruz. Her iki tarafın klipsini de taktıktan sonra kolyemizi tamamen tamamlamış oluyoruz. Kolyemiz bakın. Bu şekilde. Bu arada bir sonraki videomda bu modele küpe yapacağım. Yapmak isteyenler takip edebilirler.
Modelin ben oldukça şık ve zarif olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Umarım yapılışını anlatabilmişimdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videoların altına yorum yapmayı, videolarımı paylaşmayı unutmayın. Yeni takı videolarında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.